Kıbrıs Adası'nın bulunduğu coğrafyaya baktığımızda ne kadar büyük ülke veya örgüt varsa hepsinin çıkarlarının söz konusu olduğu bir coğrafyadan bahsediyoruz. Amerika o bölgede, Rusya orada, Çin orada, İsrail orada, Arap ülkeleri orada, Avrupa Birliği orada, Çin orada, orada olmayan yok. Ve bütün bu aktörlerin ulusal çıkarları o coğrafyadan geçiyor. Enerji kaynakları o coğrafyada, ticaret yolları o coğrafyada. Ve bütün bu aktörler kendi ulusal çıkarları doğrultusunda o coğrafyada siyaset yapma gayreti içerisinde ve etkileri altına aldıkları ülkeleri veya kitleleri kendi ulusal çıkarları doğrultusunda yönlendirme gayreti içerisinde. Sadece iki ana vatanın sorunu da değil. O anlam çıkıyor bundan. Yani sadece Kıbrıs Türk, Kıbrıs Rum mücadelesi değil. Sadece Türkiye Yunanistan meselesi de değil. Çok daha büyük bir resmin varlığından bahsediyoruz. Ve Kıbrıs Türk halkı ana vatanının da desteğiyle çok olumsuz koşullardan geçerek destansı bir mücadele vererek bugünlere geldik. Batı dünyasının derdi Türkiye'yi Kıbrıs'tan çıkarmak. Türkiye'nin Kıbrıs adasında etkili olması, söz sahibi olması, Batı dünyasının hazmedebildiği bir realite değildir. Ve ne yapıp edip Türkiye'yi Kıbrıs'tan çıkarma, Türkiye'yi tek nefes alabildiği güneyde de kilitleme ve Türkiye'yi bu dünyanın belki de en hassas coğrafyasında ezik büzük işgal altında alınmış yine Avrupa'nın dünyanın hasta adamı pozisyonuna indirgeme. Bütün oyun budur. Bu oyunu oynarken de Batı ülkeleri, şimdi de Avrupa Birliği, bizim üzerimizde siz Türkiye'den farklısınız oyununu oynuyor. Siz Kıbrıs Türk'ü, Türkiye Türk'ünden farklısınız. Bu psikolojik savaş teknikleri oynanıyor bizim üzerimizde. Türkiye'de de bir başka şekli oynanıyor. Ver kurtuldular yaratılıyor. Sanki Kıbrıs'ı verse Türkiye kurtulacak. Söylendi açılış konuşmalarında. Kıbrıs'ı veren Türkiye hiçbir davasında ayakta duracak hale gelmez. O kadar önemli bir coğrafya ki. Dolayısıyla biz ulusal davanın savunuculuğunu yapıyoruz dediğimizde Türk ulusunun ulusal çıkarlarına hizmet etme adına bir mücadele verdiğimizi kastediyoruz. Kıbrıs Adası'nın önemi Türk ulusu için bu coğrafyadaki Doğu Akdeniz'deki Türk ulusunun hak, hukuk, çıkar ve güvenliğine tehdit teşkil etmeyecek bir adayı yaratma. Adadaki Kıbrıs Türk halkının misyonu budur. Dolayısıyla ne bizim içimizde Türkiye dışlansın diye uğraş veren şaşkınlar ne de ana vatanda kamburumuz olmuştur, verin kurtulalım diyen şaşkınlar. Bütün bunlar yanlış yoldaki arkadaşlarımız. Bir kere Avrupa Birliği iddia edildiği gibi tarafsız bir örgüt değil. Avrupa Birliği kendi ifadeleriyle de, bu dosyada da var, Van der Leyen denen hanımın beyanatı var. Biz Kıbrıs'tan yanayız diyor. Kıbrıs dediği Rum tarafıdır tabii ki.
Avrupa Birliği Kıbrıs sorununun halledilmesine yönelik tarafsız bir örgüt olmaktan çıkmıştır. Soruna taraf bir örgüttür. Ama bu örgüt maalesef hala daha aramızda bazı kesimler için uğruna örünecek Leyla'dır. Yani şöyle bir dezavantajımız da var. Biz Kıbrıs meselesini İngiliz'le, Amerikan'la, Fransız'la, Rus'la falan mücadele ederek götürmüyoruz sadece. Kendi içimizde de bu unsurların etki altına aldıkları kendi insanlarımızla da mücadele ediyoruz. Ama ne isterse olsun bu ada ne tarihinde hiçbir zaman Helen Adası olmuştur ne de bundan sonra en ufak bir şekilde Helen Adası olma olasılığı vardır. 74 Barış Harekatı ile bu adanın Enosis'e giden yolu, Megali İdea'nın gerçekleştirilmesi ebediyen ortadan kaldırılmıştır. Türkiye, Türk askeri, sadece Türk askeri değil, Türkiye bütün yönleriyle adada mevcuttur ve olmaya da devam edecektir. Olması gerekir. Çünkü o ada Türk adasıdır. 300 küsur sene Osmanlı'nın parçası olmuş bir adadan bahsediyoruz. Ve biz Türk ulusu olarak bu ada Kıbrıs Türkü'nün ve Kıbrıs Rum'unun ortak adasıdır dediğimizde büyük özveri gösterdiğimizi bilmemiz gerekir. Çünkü çok rahatlıkla şunu da diyebilirdik. Kıbrıs tümüyle Türk adasıdır. Rumlar da bize tabi bir toplumdur. Bunu demiş olsaydık, tarihi bir gerçeklik boyutu var bunun. Ama Türk ulusu olmanın verdiği büyüklükle de, hoşgörüyle de biz diyoruz ki, bütün bizlere yapılan haksızlığa rağmen ada Kıbrıs Türkü ile Kıbrıs Rum'un ortak adasıdır. Bu adada ortaklığı da denedik Rumlarla, 60 ortaklığı. Ama o ortaklığın başına ne geldiğini de gördük. Bundan ders çıkarmadan eğer bugün hala daha birileri Kıbrıs Türkü ile Kıbrıs Rum'un yeni müzakerelerle yeni bir ortaklık kurmasını arzu ediyorsa hayal görüyor. Yok böyle bir dünya. Bitti.